İyi akşamlar. Sade Olurmağan şiir kitabından okumaya devam ediyoruz. Bugünkü şiir Aksaray'da Bahar. Çiseleyen bir yağmur, burcu toprak kokusu. Sonra parlak bir güneş, havada kuş sesi var. Çiçek açıp yeşeren bir nebatat dokusu, canlı cansız her şeyde baharın müjdesi var. Karıncalar başladı toprakta gezinmeye. Köylüler hemen her gün Aksaray'a inmeye. Çaylaklarda havalarda süzülerek dönmeye. Tüm canlı mahlukatta hayatın neşesi var. Bağ bahçe belleniyor. Ağaçlar budanıyor. Kavaklar dikiliyor. Ekinler sulanıyor. Arklar temizleniyor. Evler onarılıyor. Herkeste geçim için çalışma hevesi var. Gençler top sahasında, dağılganda sığırlar. Çıtlık ve yemlik kazan kadınla dolu kırlar. Havada dolaşıyor uçurtmalar, pırpırlar. Baharın kendine has bir adet töresi var. Irmak kenarlarında kurbağa üter vak diye. Cevizin dallarında karga üter gak diye. Dam üstünde bir leylek takırdar lak lak diye, ilkbaharda her kuşun bambaşka ötmesi var. Yavaş yavaş eriyor Hasan Dağı'nda karlar. Avluda güneşliyor hastalar, ihtiyarlar. Sinemanın önünde toplanıyor barbarlar. Eliboş takımında berduşluk kisvesi var. Kaçak birkaç öğrenci eğlenir çipkilikte. Ehli keyifler makasta demlenirler birlikte. Pazar günü memurların çoluk çocuk piknikte, regülatör tuzlu su boğazda gezmesi var. Çocuklar bahçelerde kuş yuvası bozarlar. Sokakta illi oynar, dağda çiğdem kazarlar. Ele avuca sığmaz dam üstünde gezerler. Onlara seyran yeri bir bayram tepesi var. Şehir içi boşalmış, kırlar insanla dolmuş. Karı olan kavağında leylek yuvaya konmuş. Lağım ayağı açık, çukurlar derya olmuş. Halkın yine sinekten çekecek çilesi var. Marullar ve soğanlar yeşeriyor bölcekte. Yaz ekimi tohumlar çimlenmiş, daha kökte. Buluta bakılıyor, ümitler yine gökte. İnşallah ömrümüzde bereket senesi var. Çiçek açmış meyveler, tomurcuk henüz güller. Amber gibi kokuyor seyrankade sümbüller. Şakıyarak ötüyor ibibiklar, bülbüller. Halkın hıdrellezde kırda eğlencesi var. Bu zümrüt güzelliği tarife yok kudretin. Bu zümrüt güzelliği tarife yok kudretim. Çok değil, birkaç aydır ben sılaya hasretim. Kavuşam da sana hiç doyamam. Kavuşsam da sana hiç doyamam memleketim. Baharda Aksaray'da cennetin gölgesi var. Evet. Merhum Sadi Ulurmak çok güzel tasvir etmiş Aksaray'ı. Şurada bir şey var. Bunu diyor yani. Lağım ayağı açık, çukurlar derya olmuş. Halkın yine sinekten çekecek çilesi var. İşte bu çukurlar derya olmuş. Yani çok su dolmuş. Bataklık olmuş. Bu da sivrisinek kaynağı oluyor. Sivrisinekler çoğalmasına sebep oluyor maalesef. Sivrisinek demektir ki sıtma. Özellikle. Bu Aksaraylı İç Anadolu pek çok insan tarih boyunca sıtmadan çok çekmiştir. Aksaraylıların da en büyük baş belası, hastalıklardan birisi sıtmadır. Maddi durumu iyi olanlar gelveriye, yani yüksek yerlere, yaylalara sayfiyelik yaptırmıştır. Yani yazlık gitmiştir. Yaz ayında epeyce rahatlamıştır. Bir nevi kurtulmuştur ama birçok insan sıtmadan çok sıkıntı yaşamıştır. Bununla ilgili doktora tezimde bir bölüm var. Merak edenler ona bakabilirler. Yine zannederim yine sıtma ile alakalı bir ya da iki yazı kaleme aldım diye hatırlıyorum.
Yine dediğim gibi burada uzun uzun anlatmayacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yeni bir şiirde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.